Bir gün Ebu Zer Efendimiz'e ilk iman edenlerden Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh, Bilal Habeşi'ye canı sıkılmış, zenci Bilal'e canı sıkılmıştı bir şeyden dolayı. Ağzından bir laf çıkıverdi. Ey siyah kadının oğlu dedi. Yani ey zenci demek istedi. Bilal'in ağrına gitti bu laf. Gitti peygamberimize söyledi. Ya Resulallah, Ebu Zer bana böyle söyledi. İlk Müslümanlardan Ebu Zer, çok imtihanlardan geçmiş, ölümü göze almış olan Ebu Zer, hala bunu atamamış içinden, hala bu kalıntı duruyor. Ebu Zer bana böyle söyledi ya Resulallah. Efendimiz dedi, çağırdı onu, dedi ya Ebu Zer, sözünü geri al, ölçüyü taşırdın, haddini aştın. Beyaz kadının oğlunun siyah kadının oğluna üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Bilmiyor musun? Bu dava ayaklarımın altındadır. Ebu Zer o kadar pişman oldu ki, bu insanlar binlerce yıl ırkçılığa alışmışlar. O bölgeye Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'den sonra Efendimiz'e kadar yaklaşık 2500-2600 sene peygamber gelmemiş. Bunlar iyice bozulmuşlar. Irkçılığı normal görüyorlar ve o yüzden böyle konuşuyor, birden bire değişemiyorlar. Ve Hazreti Peygamber buna derhal müdahale ediyor. Sözünü geri al diyordu. Ve Ebu Zer sözünü geri almanın en güzel şeklini yaptı. Yüzünü yere koydu. Vallahi dedi, Bilal gelsin ve benim yüzüme bassın. Ben madem ki böyle bir hata ettim, madem ki ben kardeşime karşı böyle bir saygısızlık yaptım, kardeşim olduğunu unuttum, gelsin yüzüme bassın. Bunu hangi lider öğretebilir? Hangi ideoloji bunu verebilir? Böyle bir şeyi bugüne kadar kim verebildi? Irkçı olan insanları kim oradan aldı, bu kadar yükseltti? Kim bunu başarabildi? Kim insanları bu kadar kardeş yapabildi? بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.